Hazır mısın? Kedilerin hazır mı? Köpeklerin iki ayaklı, dört ayaklı. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz geç başlıyoruz. Karnımız berbat. Biraz dışkı. Yumuşak çok. Gaz. Kimse rahatsız olmuyor değil mi? Rahatsız oluyorsanız haber verin. Sesini kısarız. Ancak ben duyabiliyorum buraya kadar. Sonra dolaşıp bakarız, biraz yorum yaparız. Tam sinekler nerede diyecektik, bir tane kendini gösterdi. Devam et Belzebub. 3, 4, 5 oldu. 4 tane. Devam et Belzebub. Saptır bu milleti be. Bir tane de buraya koy. Nanik. Evet. Hayırlı sabahlar Yusuf. Devam et kakaları. Demin baktım tek bir tane yoktu. Biz de dedik acaba nerede bu sinekler diyeceğiz. Anında damladılar. Düşüncelerimi okudu. Yapacak bir şey yok. Tıkırtı çıkardık. Oran seviyorum. Burnumuzu uzattık balkona. Oran seviyorum. Senin neden ışıkların yok? Noel ağacı değil misin? Bu olanların azap olduğunu düşünen hocalar. Bu sizin bolluğunuz hala. Bu yoldan dönmeyin, sonra geliyor. Koştur suratını iyi sakla. Kapşonu tak çünkü yağmur yağıyor. Hiç uyku yok be. Narsisist olduğu o kadar açık. Çıkalım şu tek tük sinir bozucu şeyleri, zararlı şeyleri yok edelim. Eski bozuk şeyler. Ayrıca bu sindirim sistemindeki rahatsızlığın nedeni var mı bakarız. O çalışmıyor. Diğerini bakalım. Evet, kapşonunu indir. Xhamst hor. Rojlu dudaklı ibne. Selam. Bu da çalışmıyor. Güzel. Tek tük sinek rakam. Böyle bir olay var. Sinekleri buraya çekmek için. Göründüğü gibi gece işi. Merdivenin altında saç büyüsü. Çalışmıyor anasını satayım. Öldürmüyor. Gelelim karınca olayına. Hala sabun kokuyor. Tekrar işlem var. Tekrar aynı yol. Evin içi kokan, tıkanmış diye. Ne zaman kokmaya başladı? Biz biliyoruz. Çünkü gidip bodrumdan kapattık. Kapıyı açtıkları zaman, içinde kedi olduğu zaman, kokudan biz de rahatsız olduğumuz zaman. O zamandan beri kokmuyor. Orada bir bok yaptıkları belli. Çünkü onlar da saldırı altında. 34 yaşında torunu telefonunu uzak tutuyor. Saldırı altında olan dairelerden biri
solucanlar türemiş, yağmur yağmadığı halde kedi beslemek için börek işaretli ağaçların oradan. Bütün gece nöbetleşe dayattılar. Sindirim sistemi o yüzden bozuk. Düğüm büyüsü de var. İple. Islatalım biraz. Evet. Nereye koydu saçı? Merdivenimizin altına. Daha önce buraya yapıyordu her zaman. Kadriye Orhun bu. Görüyoruz. Ne görüyoruz? Hiç sinek yok. 1, 2, 3 aynı yolu karıncaların oraya çekiliyorlar. Bu da gelecek güç gösterisine. Ne arıyorsun burada? Ha? Kaybol git bakayım. Hadi yürü. O orkestra şefi locası açık. Kim faili diye nanik atmak için geçti. Ne yapıldı bu gece yarısı? Dur tahmin edeyim. Günaydın komşu. Günaydın. Depremin olduğu zaman yapıldı tahminen. Günaydın komşu. Biz bazı yerde gücümüz var fakat 3 maymunuz çünkü bize yapılmıyor. Vergilerle maaşımız olduğu için tek yardımımız günaydın olur. Günaydın. Hayırlı günler. Ve ormanla daire içinde. O koku neydi be? O günü keşfettim. Bodrum'a indim baktım. Aynısını diğer beldede yapıyorlar. O altımıza diktikleri kumarhane, fuhuşhane, uyuşturucuhane. Oraya gece yarısı 6 köpek sürüyordular. İçine. Ne yaptıklarını tahmin edebiliyor musun? Sonra o koku yayılıyordu etrafa. Bence hayvan spermi kokusu. Burası gece yarısı. Daha önce devasa kanlı bokla döşenen önü adamın kalp krizi geçirdiği yer. Ayin yeri. Hayvanlarla. Bu olaylardan sonra hayvan porno sitesine girdik. Anında gözüme soktular kendilerini. Devasa kıçlı cadılarını. Hayvanlarla. Temizledik. Tekrar fırlasana sularla oynama diye. Veya bunu sabote et. O siyah lekeler kayboldu. Edemiyorsun artık. Çünkü yöneticisin. Şimdi dolaşıp bakalım. Bakın be. Penceremizin etrafına şu zavallı çifte doğru. Kim hedefte belli. Burada pencerelerde yok. Veya duvarlarda veya herhangi bir yerde. Tek tük sinekler bizim penceredekinden az. Orduları hala işlemde.
tüm pislikler böyle leke bırakıyor. Buradan deliğe işerken resmi videosu var. Bu şeylerin burada da yok. Sen de yok mu komşu? Saldırı altındasın. Kaybol. Kaybol önümden. Hayvana işkence, eziyet, ceza. Evet. Bir keresinde gaza geldik. Burada da yok. Fakat yağ lekeleri, atılan şeyler, kedi toplamak için paslar, aletinde kirler, penceresinde yeni temizlemişti adam. Yapılan belli ediyor. Dolaşıyoruz. Burada da yok. Bokları buraya düşemişler artık. Veya süpürmüşler. Burada da yok. Zaten burada pencere yok. Burada da besliyor ve emir veriyor. Buralarda da yok. Buralarda da yok. Fakat kemik var. Alo, o dedi diye dava edilmeyin. Veya havaya ateş etti diye. Burada da yok, bu pencerede. Yok. Yok babam, yok. Yok. Karıncaların tek doğal tırmanma alanı burası oluyor. Ve gördüğüm kadarıyla bazen Doğu Hastanesi'nde oluyor. Kamu binalarında oluyor. Yeni bir böcek türü. Onu öldürmüyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu sineklerin katil olduğunu biliyoruz. Onları yok etmeye çalışıyoruz. Allah bana yardım etsin. İstanbul'da, Türkiye'de tek bir tane bırakmayacağım lan. Belzebub. O günkü şuurumla ne zaman ortaya çıktı böyle pat diye karşıma her seferinde videolarımla. Ne zaman taşındığı belli. Hangi hücre evine yerleştirildiği belli. Bu deşifreyi de yapalım. Burada ilk giriş katında bir kedi okabazı. Buradan çitle çevirmiş kendini. Dolanıp orada karşımda işlem yapacak. Aynı şekilde bütün bahçe katlarını ele geçirip, çünkü emlakçı ofisinde gördük, bahçe katı kiracı aranıyor. Hayvansever olması şart. Bu şekilde bastırıp bastırıp bütün apartmanı boşaltıyorlar. Ordularını yerleştiriyorlar. Sonra şuradaki gibi yeni bina. Bina diken çobanlar. Başka hiçbir yerde yok o şeyler. Diğer şeyler gibi. Biz çekeceğiz. Bu dayattıkları penceremizin önüne gece yarısı uyurken tıkırtı çıkarmıyor. Değiştirsin, tıkırtı çıkarıyor değil şiirinde. Tıkırtı çıkarmayın, burnunu uzatınca o. Tıkırtı çıkarınca aslan kesiyorlar. Çıkarmayınca penceresinin önüne svensk kesiliyorlar. Kumandayla, osuru gazıyla, çişle, her türlü şeytanlıkla.
bu şeylere neden oluyorlar. Evet. Bugünün deşifresi bu kadar. Devam et kaka. Bu niye çalışmıyor şimdi? Çünkü burada bir temassızlık var. Kendimiz yapmaya çalışsak olmayacak. Yem atacağız, bırak kuşlar beslensin. Pis yaratık. Tabii ki bilgisayarı açtık yüklemek için. Kartı tanımıyor. Onların önünden geçerken mi yapıldı? Başka yerde mi yapıldı? Bilmiyorum doğrusu. Fakat oyları böyle çaldılar, bunu biliyorum.